Hoş geldiniz. Terra coinleri ile alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ne yazık ki, ya zaten şunu biliyoruz arkadaşlar. Videolarda çok fazla konuşuyoruz. Terra coinlerinin genelinde Luna'da, Lunge'da, USTC'de de arkadaşlar artık bir geri çekilme etabına girdik. Bunu şöyle yakından baktığımızda şeye benzetebiliriz. Yani bir ayı sezonuna benzetebiliriz. Tabii ki zaman tarihleri, yani bir mini ayıdan söz ediyoruz. Değil mi? Örneğin kripto genelinde durumlar nasıl oluyor? İşte bir süre ayı geçiyor, bir süre boğa geçiyor ama boğa her zaman daha güçlü olduğu için bu uzun vadede bir yükselişe yol açıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bütün bunlar olurken en nihayetinde ayının çok böyle belirgin özellikleri var tabii ki. Bunun içerisinde yatırımcının çıkmasından tutun aslında piyasadaki ciddi kötü haber pompalamasyonuna kadar, ki özellikle kötü haber pompalamasyonu da bunun bir klasiğidir ve tetikler. Özellikle biz Terra coinlerinde son zamanlarda yeniden bir ikinci dalga hareketine yeniden kalkış için bir geri çekilme bekliyoruz. Yani bir geçici Lunge ayısı bekliyoruz arkadaşlar. Zaten bunu çok fazla videolarda konuşuyoruz. Bütün bunlar olurken aslında kötü haberler de gelmeye devam ediyor Lunge'la alakalı. Yani bize aslında haber konusunda da yaptığımız bu ayı benzetmesinde bu durumlarda ne yapıyor? Açıkçası arka çıkmış oluyor. Geçtiğimiz günlerde davalar açıldı hem Duon'a hem Tera'ya. İşte Fatman'den haber geldi. Ben de sizin karşınızdayım gibisinden Duon'u araştırmaya katıldı. Özellikle son gelen haberle birlikte arkadaşlar Lunge tarafında şu anda ne oldu? Güney Kore tarafından yeni kararlar çıktı. Özellikle Daniel Shin'in arkadaşlar ülkeden çıkması kesinlikle yasaklandı. Daha doğrusu yasak uzatıldı. Zaten yasak vardı. Bunun devamında Duon'un ve Daniel Shin'in olası durumlarda, özellikle Duon için söylüyorum çünkü şu an durum onu kapsıyor, ülkeye girdiği anda direkt olarak arkadaşlar yetkililere haber vermesi emri verildi. Yani Duon Güney Kore'ye giriş yaptığı anında yetkililerin haberi olacak. Niye? Tutuklayacaklar çünkü. Durum bu şekilde. Yani adamlar resmen şey yaptılar. Duon'u açık bir şekilde ülkeye gelirse tutuklayacağız dediler yani. Gayet net bir şekilde. Bu gibi haberlerin, yani bu gibi haber sirkülasyonunun önceki videolarda da bahsettik. Coin tarafında tabii ki lokal olarak bir geri çekilme etabına sokacağını da biliyoruz. O yüzden bütün bunların aslında haber kaynaklı durumlarda tetiklediğini ve Lunge'da bir geri çekilme hareketinin önümüzdeki günlerde başlayacağını, toplama etabı içinde arkadaşlar aslında yatırımcının hazır olması gerektiğini belirtmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.